Farklı zamanlarda dökülen beton kütleleri arasında aderans yeterince sağlanamaz. Ve bu durum, iki kütlenin ayrı çalışmasına neden olur. Yapı içinde bütünlük oluşmadığından dolayı statik açıdan sorunlar meydana gelir. Bu bölgelerde betonun dayanımı, bir bütün olarak dökülen betona kıyasla daha azdır. Ve gerekli önlemler alınarak ek yapılacak yerde kuvvetli bağlantının sağlanması gerekmektedir. Betonun tek seferde dökülmesi mümkün olmadığı durumda, soğuk derz oluşacak ek yerlerinde aderansı artırmak amacıyla mevcut betonun yeni betonla yapışmasını sağlayan, epoksi reçine esaslı yapıştırma ve tamir malzemesi, Mega Tamir T503 kullanılacaktır. Uygulama yapılacak yüzey, su birikintisinden, buz parçalarından, yüzeydeki tortulardan, toz, gres ve yağdan, inşaat artığından, bitümden arındırılmalıdır. Metal yüzeylerde pas varsa mekanik olarak temizlenmelidir. Uygulama yapılacak eski beton yüzeyin minimum 25 N bölü mm² basınç mukavemetine sahip olması gerekmektedir. Bileşenler, düşük devirli bir mikser yardımıyla ürün homojen hale gelene kadar en fazla 5 dakika boyunca karıştırılır. Karıştırırken ürün içerisine hava girmemesine dikkat edilmelidir. Ürün karıştırıldıktan sonra yüzeye fırça, rulo veya sprey ile uygulanabilir. Nemli yüzeylerde ürünün yüzeye fırçayla iyice yedirilmesi sağlanmalıdır. Mega Tamir T503 ürününün çalışma süresi bitmeden, yani ürün jelleşmeye başlamadan önce yeni beton dökümü gerçekleştirilmelidir.